Evet, şu an güneş panelimizi taktık efendim. Taktım ama küçük taktım. Şarj oluyor herhalde, o kadar yani herhalde. Duvarlarda delik deşik tabii, deney evi. Evet, şu anda bir deney yapıyorum ama şu anda deneyi şöyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi üstü kapalı olduğu için şu anda şu şeyler üstündekini açacağım. Gördüğünüz gibi 230 volt şu anda. Şimdi kapatıyorum. Sıfıra düştü. Şu anda. Evet. Şimdi bunun içine virüsü sokuyoruz. Gördünüz mü? 7.35. Buna ben bir kutu düşündüm. Alüminyumdan yapıp fırın. Ama buna uygun boyutlarda bir fırın. Tabi bundan çıkan amper ne kadar olur bilemem. Çünkü her tarafına yayılmıyor. Sadece bir bölgeden çıkan enerji bu. Uzaklaştırdığımız zaman her tarafa yayılmadığı için bir bölgeden her tarafa yaydığımız zaman ışığını düşüyor gördüğünüz gibi. 2-3 tane bu ampulden koymamız gerekecek. Şu anda bak çok yüksek bir seviyeye getirdiğiniz zaman 4'e kadar düştü. 5'e kadar. Bir bölgeye tuttuğum zaman bir bölgenin hücresi 7'ye kadar çıkıyor. Bunu 3-4 tane yapabiliriz. Güzel. Bunun harcadığı fazla bir harcadığını zannetmiyorum. Buna bir kutu yapacağım önce. Kutunun içine koyup fırın yapacağım. Fırının içine koyduktan sonra 2-3 tane ampulle beraber bunu bir şarj edip amperini ölçeceğim. Ondan sonra ışıkların harcadığı amperi ölçeceğim. Ona göre bir bakacağız. Hocam, herkese merhaba. Şimdi burada ben birisinden gördüm. Tabii motorlarda da var bu. Normal elektrik motoru olmayan motoru döndürünce elektrik üretiyor. Şimdi elektrik üretiyor. Ben şunu düşündüm de ledli falan yapanları var. İnternette gördüm. Ama amper çıkarmıyor açıkçası. Çok fazla güneş paneli kadar ledleri koymak lazım. Yaparsın, uğraşırsın 200, 300, 1000 tane led ile beraber birazcık amper üretilir. Ama şimdi bir deney yaptım. Şimdi acaba bu ışığı nasıl çoğaltırız? Deneyi bu. Şimdi gördüğün gibi burada 32 miliamper veriyor bana bu alet. Şimdi 12 volttan kaç amper harcıyor orasını bilemiyorum. 12 volttan harcadığı amperi bilemiyorum. Ölçmedim daha. Şimdi nasıl bu 32 miliamper veriyor? Çekiyorum bakın. Çektikçe azaldı. Gördün mü? Çektikçe azaldı ışık. Işık azaldı. Şöyle çevireyim. 12'ye kadar düştü. Şöyle. 40. Neden? Bu parlak yansıttığı için üstündeki alıcıya verdiği elektrik daha fazla oluyor. Yani ledli bir şekilde elektrik üreticisi yaptığımız zaman parlak bir şekilde önüne koyduğumuzda elektriği daha fazla alıyoruz. Şimdi ben bu yaptığım disk benim bozuk bir tane diskim. Çeşme'de çekilmiş bir disk. Film. Kayıkçı filmi. Bozuktu bu CD'yi buldum. Bunu yapayım dedim. Yani şimdi bozuktu. Bunu yapayım dedim. Yani o denk geldi. Şöyle bak. Bak 30 40'a kadar çıkıyor şöyle. 40. Evet. Deneyimiz bu kadar. Şimdi ben bunun bir elektriğini keseyim. Göstereyim. Nasıl bu elektrik alıyor?
Daha manyetik deneyimi yapmadım. Şimdi bu elektrik şu üç taneden aldı. Isınmış mı? Fazla bir sıcaklık yok. Gördüğünüz gibi 30 milivolt. 40 milivolt alıyoruz. Daha fazla ışıkla beraber daha çok, ama daha çok harcarız. O zaman da daha çok amper harcıyoruz pilden. Daha çok ışık, daha çok amper demek. Daha çok led, daha çok amper demek. Şimdi ışıkla beraber aldığımız elektriği karşılaştırmak gerek. Enerji üreteceğimiz şeyi yaptığımız zaman, evet, daha denemelerime devam ediyorum. Şimdiki denemelerimde manyetik bobini, manyetik bobini elektrik ışığıyla beraber çalıştırmayı planlıyorum. Bak şu anda bile hiç ışık yokken normal ışıktan alıyor. Çok az. Hadi sen mi yorum? Yatakta güneş paneli show. Yatakta güneş paneli yapıyoruz biz. Masa yok. Yatakta güneş paneli yapıyoruz ya. Adios amigos.